Bugün bana temizliğe geldik. Temizliğe geldiniz. Evet. Benim evimi temizleyeceksiniz. Temizleyeceğiz ama kalabalık var mı? Çok kalabalık. Peki bir şey diyeceğim. Kaç senelik? Kaç senelik? 1-2. Tabii 75'ten bu yana attım ama çocuklar okuttuğum için çocukların evlilikleri derken attıklarım yerine hepsi yenileri geldi çocuğa. Hep aynı bahane. Hep aynı. Anneannem de öyle. Tabii. Evet, yaşlanınca insanlarda şey korkusu var. Bunu atarsam bir daha yenisini alamam korkusu. Yok öyle var. Bir korkum da yok ama o onları zaman ben eskileri atmıyorsun. Geri dönüşüm olarak kullanabiliyorum. Kaç yaşındasın ama, abla? 68 yaşındayım. Oo maşallah. Dinçsin ama ya. 16 yaşındayım. Ben 60 yaşındayken İngilizce kursuna gittim. 60 yaşında. Tabii ne zaman? Vallahi ben 24 Amerika'ya yaşındayım. Amerika'ya gitmek ben bilmiyorum için. Olur mu? Amerika'ya. İki kere gittim. Bütün Avrupa ülkelerini gezdim. Mesela en son nereye gittim biliyor musunuz? Geçen bayram. Bu bayram Ukrayna'ya gidecektim ama planlar değişti. Biz daha İstanbul'dan çıkamıyoruz. Sen Amerikalara. Göbeklitepe'ye gittim. Bütün Diyarbakır, Mardin, Hasankeyf her bir yeri gezdim. Tamam ben çocuklarımı evlendirdim. Torun sahibi oldum. Allah bağışlasın. Ben 3 tane yaptım. Her çocuğumdan da birer tane torunum var. Sen ne zaman evleniyorsun? Kaç yaşındasın? Daha 24 yaşındayım. Ben 24 yaşında Ali Burak oğlumu almıştım kucağıma. Maşallah. Ya bugün ve çalışıyordum da. O zaman doğum öncesi ne kadardı biliyor musunuz? 20 gün. Doğum sonrası da 40 gündü. Oo. Bakacak hiç kimse bile. Onun için ne kadar erken kalkan yol alır. Evet hep öyle diyorlar ama. Erken evlenen de döl alır. Çünkü çocuklarla anne baba arasında yaş farkı az olunca belli dönemlerde çok rahat oluyor. Evet benim annemle aramda da çok fazla bir yaş yok. Sürekli çarşıya pazara birlikte geziyoruz. Kaç yaşında annenizle? Annemle aramızda 20 yaş falan var. Aa, senin daha küçükmüş. Benim 24 yaş var oğlumla aramda. Yok bayağı şeyiz ama yani. Bir de annemin hiç kızı yok. İki oğlu var. Kardeşim çok fazla böyle ev işlerinden anlamaz. Biz sürekli çarşıya pazara birlikte geziyoruz. Hatta anneme diyorum ki ben evlendim ki sen diyorum sen ne yapacaksın? Elini değneği gidecek. Yavrum gidin. Boşver. Anneler her şey ben var. Ben hayırlısını istiyorum Saadet abla. Tabii yani her şeyin hayırlısı. Çarçabuk olup kötü olmasın. Yavaş yavaş olsun iyi olsun sağlam olsun. Sonuçta şimdi, evlilik biliyorsun. Ama öyle diyorsun ama ne kadar sağlam olmaya kalksa yine evlilik çatırdayabiliyor. Çünkü karşında Allah iyi insanlarla karşılaştırır. Amin, İyi bir aile çocuğuyla karşılaştırsın. Şimdiki kızlar bir de hep böyle eşyaya tamah ediyorlar. Mutluluk aramıyorlar. Süslüs olsun, püslüs olsun, evim şarşa olsun. Ama ağzımın tadı olsun. Yerinde olsun diyen hayır. Yok. Hayır, evim olsun, arabam olsun ama bizde de öyle değil. Bir de şimdi kimse kaynanayı da çekmiyor artık. Eskiden kocamın annesi deyip susuyorlar şimdi o da yok.